Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Ekim 2023'ün en önemli aylarından birisi. İki tane tutulmamız var. Güneş tutulması ve ay tutulması. Önümüzdeki 6 ayı bu tutulmalar kişisel ve toplumsal alanlarda önemli ölçüde etkileyip şekillendirebilir. Evet sevgili kovalar, ayın ilk 10 günlük döneminde Mars'ın terazi burcundaki mücadeleli bir geçişi var. Önemli açıları da var. Hani size çok sert, çok zorlayıcı olmamakla birlikte biraz daha ayın ilk günlerinde, Eylül ayında da başlamış olan, devam etmekte olan konularınız olabilir. Bunlar işte sizin eğitim konularınız, akademik çalışmalarınız, öğrenciyseniz özellikle üniversitelerle ilgili konularınız var. Belki yolculuklarınız, seyahat planlamalarınız ya da yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili çabalarınız var. Akademik çalışmalarınızla birlikte hukuksal bir mücadeleniz olabilir. Çünkü terazi zaten hukuksal konuları burada işaret etmekte. Medya, yayıncılık, basınla ilgili bazı çalışmalarınız var. Buralarda daha kararlı, daha planlı, programlı olmamız gerekiyor. Çok taviz vermeden, aşırı böyle uzlaşma, denge ve barış içinde çabalarsak biraz ikilemler artabilir. Hani daha dengeli ama aynı zamanda inisiyatif alarak hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Ve 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda da güneş tutulması yaşayacağız. Tam 9. evinizde. Koç terazi tutulmaları Nisan'da başladı biliyorsunuz. Ve 2025'in Mart ayına kadar devam edecek. Bu tutulma 9. ev konularınızla ilgili daha kadersel dokunuşlar, daha güçlü etkiler getiriyor. Plüto etkili bir tutulma, güney yönlü. Aslında biraz daha hani geçmişten gelen bazı şeyleri bitirme, tamamlama etkisi var. Hani belki bir işinizi tamamlayacaksınız ya da yurt dışı bağlantılı konularda artık bir sonuç alacaksınız. Hani bu bir yurt dışında oturma, yerleşme ile ilgili bir konunuz, yasal bir işiniz olabilir. Bir mesleki anlamda bir işbirliğiniz olabilir uluslararası alanlarda ya da özellikle yayıncılıkla ilgili sosyal medya, internet üzerinde yapılan herhangi bir işiniz, hukuksal bir beklentiniz. Hani buralarda bir sonuç alma, bir tamamlanma ve bir artık hayatınızda yeni bir döngünün başlaması şeklinde çalışabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 21 derece ve yakınlarında güneşiniz, yükselen burcunuz varsa tutulma size olumlu bir açıda olacak. Öncü burçlarda gezegenleriniz var mı? Lütfen onu kontrol edin. Bunlar hangileri? Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak. Öncü burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa 21 derece ve yakınlarında o zaman biraz sert, zorlayıcı da çalışabilir ama etkili olacaktır tutulma. Tutulmayla beraber bir yolculuğunuz, seyahatiniz hatta yurt dışı ile ilgili yolculuklarınız olabilir. Bunlar da mümkün. İş için, eğitim için bir şekilde hani bunlar hayatınıza girebilir. Sevgili kovalar. Mars ayın 12'sinden sonra artık Akrep Burcu'na geçecek. Burada mücadele edilmesi gereken konular daha çok hani sorumluluklar, iş konuları, kariyer konuları buralarda çaba gerektiriyor. Bu geçiş belki birazdan yaptıklarınız, aldığınız inisiyatif, çabalarınız başkaları tarafından, toplum tarafından görünür hale gelecek. Zaman zaman aile üyeleriyle, biraz otorite figürleriyle çatışmalarınız olabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Mars Akrep'ten geçerken. Ayın 23'ünde Güneş Akrep'e geçecek. Artık Merkür Akrep'e geçecek. Dolayısıyla özellikle 10. evinizdeki bu gezegen hareketliliği iş ve kariyer anlamında önemli bir döngünüzde olduğunuzu da söylüyor. Yani Ekim ayı sizin için sorumluluklar ve görev alanlarında önemli. Burada bir işe de başlayabilirsiniz ya da süregelen bir işinizde daha fazla çalışma ve çaba içerisinde de olabilirsiniz. Ayın 28'inde Ay Dolunay fazına ulaşacak ve bu sefer 5 derece Boğa burcunda ay tutulması yaşayacağız ve kuşkusuz sabit burçlarımız ve sizin için çok önemli bir ay tutulması bu. Akrep Boğa aksındaki tutulmaları aslında son 1,5 yıldır yaşadığınız için hani burası çalışıyor. İşte bunlar nedir? İşte toplumdaki statünüz, ailevi konular, yuva konuları, yerleşimle ilgili konular, ebeveynlerle ilgili konular. Buralarda etkiler alıyorsunuz, almaktasınız ve bu boğa tutulması artık bu etkileri tamamlayacak ve boğa akrep aksında önümüzdeki 9 yıl tutulma olmayacak. Şimdi özel hayat, ev, yaşadığınız yer, yani aile, yuva buraları etkileyen bir tutulma. Jüpiter etkili olduğu için
ve kuzey yönlü çalıştığı için biraz sizi ileriye taşıyacak, sorunları çözebilmenizi sağlayan, fırsatlar da çıkaran bir tutunma. Ancak karşıt aksta Mars'ın, Merkür'ün ve Güneş'in olması bir çelişki ve çatışma da yaratıyor içsel anlamda. Buna dikkat etmek lazım. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü çalışacaktır bireysel anlamda. Toplumsal ve kolektif alanlarda daha çok böyle para konuları, finans konuları ve ekonomik anlamda stresler yaratabilir bu tutulma. Unutmayın, ülkemiz için de bu boğa tutulması çok önemli olacak. Dolayısıyla kolektifte olan etkiler bireysel hayatlarımıza da yansıyabilir. Bunu unutmayın ve sizin ana akslarınızı etkilediği için tesirleri de artabilir. Bu tutulma belki bir taşınma konunuz, bir ev alma, satma, kiralama konunuz varsa burada bir sonuç almanızı sağlayabilir. İşte bir yuva kurma, evlenme, düzen değişimi gibi konunuz da olabilir. İş konularında önemli kararlarınız olabilir. Sadece aile üyeleriyle ilişkilerde işte sorumluluklarınız, kariyeriniz, gelecek hedefleriniz, planlarınız ve ailenizin beklentileri arasında çatışmalar olabilir. Buraları dengeli yaklaşmak gerekiyor. Güven ve huzuru önemsemek gerekiyor. Daha sağlam, daha kalıcı adımlar atmanız gerekiyor. Burada özellikle ekonomik konular, size ait bazı mal, mülk, toprak, emlak, gayrimenkul, bunların dönüştürülmesi, değerlenmesi konusunda ya da yapacağınız yatırımlar konusunda da aslında destekleyici olabilir bu tutulma. Aileden gelebilecek kaynakları değerlendirme konusunda da bazı önemli açılımlar getirebilir sevgili kovalar. 2004 yılını şöyle bir hatırlamak lazım. 2004 Ekim ayında bu ay yaşayacağımız tutulmaların aynılarını, aynı zodyak derecelerinde yaşadık. Tamamen tabii ki aynısı çalışmayacaktır ama doğum haritanız etki alıyorsa benzer tesirler olabilir, tetiklenmeler olabilir. Lütfen 2004 yılının sonbaharını, kış aylarını şöyle bir gözden geçirip hatırlamaya çalışın sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Kova burcu, burçlar kuşağının 11. burcudur. Yönetici gezegeni Uranüs ve Satürn'dür. Hava elementinin sabit nitelikli burcudur. Kova burçları heyecanlı, insancı, bağımsız, yaratıcı, ileri görüşlü, arkadaş canlısı kişilerdir. Aynı zamanda dik kafalı, gelenekleri aldırmayan, huysuz, anlaşılmaz, tutucu kişiler de olabilirler. Kova burcu insanı yeni olan her şeye meraklıdır. Modaya uygun giyinmek ve yeni çıkan her şeye sahip olmak isterler. Kovalar insanları seven ve dünyaya dost gözüyle bakan kişilerdir. Çok yönlü ve kültürlüdür. Birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Toplumda aranan kişiler olmalarına rağmen bazen herkesten uzaklaşma ihtiyacı duyarlar. Kendilerini çok beğenebilirler. Kova burcu dahiler burcudur. Hayalleri gerçek yapacak kişilerdir.